Değerli velilerim ve Türk istikbalinin evladı değerli gençler. Milletlerin geçmişinde yol bulmanın, iz seçmenin, aydınlığa çıkmanın imkansız görüldüğü bulanık, fırtınalı, karanlık dönemler vardır. Böyle günlerde çoğunluk bir kısır döngü içinde olmakta, Atatürk'ün de dediği gibi kimileri kurtuluşu düşmanla birleşmekte, kimileri bir büyük devletin koruyuculuğu ve güdümünde, kimileri de bölük pörçük mahalli direnme teşkilatları kurmakta görürler. İşte 19 Mayıs 1919 tarihi onursuz ve zillet altında yaşamaktansa onurluca ölmenin esas alındığı karanlık bir dönemde aydınlık bir tarihtir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelenin başından itibaren köleleşmiş fikirlere, milleti geriye götürmek isteyenlere karşı yegane çarenin gençlikte ve genç fikirlerde olduğunu görmüş, çağdaş zihniyetle yetişecek kuşakların gelecekte eserini daha da geliştireceğini, onu her türlü tehlikeden koruyarak ebediyen yaşatacağını hissetmişti. Bundan dolayı Atatürk, en büyük eserim dediği cumhuriyeti gençlere emanet etmiş ve milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıktığı 19 Mayıs tarihini gençlik ve spor bayramı olarak Türk gençliğine armağan etmiştir. Atatürk bugüne çok değer vermiş, büyük nutkunu 19 Mayıs'la başlatmış, kendisine doğum gününü soranlara neden 19 Mayıs olmasın cevabını vermiştir. 19 Mayıs 1919 tarihi Türk milletinin tarihinde bir büyük geleceğin ve inkılabın ilk adımı ve başlangıcı olması münasebetiyle bayramlaşarak ölümsüzleştirilmiştir. 19 Mayıs 1919 şark meselesi adı altında yok edilmek istenen Türk milletinin adeta yeniden varoluş destanının yazılmaya başlandığı bir tarihtir. Sakarya kıyılarında bir kara buluta benzeyen Yunan yığınını bir yıldırım gibi dağıtan, delen, yere seren kudret, erkeksiz kadınların ve kimsesiz çocukların en uzak gurbette bile yüreklerinden kaybetmedikleri bir ümittir. Yangında yanmayan, cinayette ölmeyen, hicrette yolunu şaşırmayan, el ocağında zeval bulmayan ve sefalette çürümeyen bu ümit zaferin başlangıcıdır. Dünyada yalnız Türk milletine nasip olmuştur. 19 Mayıs 1919 milli mücadeleyi milli bağımsızlığa dönüştüren, geri kalmıştı, sömürüyü, bağımlılığı kıran, Türk milletini tam anlamıyla bağımsızlaştıran, geliştiren, çağdaşlaştıran ve demokratikleştirmeyle büyük bir sürecin başlangıcı olan tarihtir. Sevgili gençler, Anadolu'dan Mustafa Kemal'in sesi geldiği zaman Anadolu halkının kalbi doğrulup kalkmıştır. Kuru dola yeniden öz su yürümüştür. Tomurcuk kurusu üzerinde kırmızı güller açmıştır. 1917'de ihtiyar olanlar 1919'da yeniden gençleşmiştir. Mustafa Kemal, son çağın Türk tarihinde parlayıp sönen birçok şöhreti gibi tesadüflerin adamı değildir. Ona göre bir iş başında bulunan herkesin daima yapacağı bir vazife vardır. Bir vazife ki bu mesuliyet kabul eder ancak teslimiyeti asla kabul etmez. Mustafa Kemal'e göre dava basittir. Bir millet ya tam kurtulur ya da hiç kurtulmaz ve ancak kendi kendini kurtarabilir. Herkes kurtulmak isteyebilir. Mesele kendi kendini kurtarmaya karar vermek ve bu karardan gelebilecek her türlü tehlikeyle sonuna kadar boğuşmak cesaretini göstermektir. Hürriyetin, bağımsızlığın, egemenliğin ve cumhuriyetin yılmaz bekçileri olan Türk gençliğine bayram olarak armağan edilen ve milli mücadelenin başlangıcı olan bu anlamlı günümüz kutlu olsun. Türk milletine neşe içinde yaşama yolunu açtığı ve rehberlik ettiği için Mustafa Kemal Atatürk'ün ve ona yaverlik edenlerin ruhu şad olsun. Saygılarımla.